Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'a mahsustur. Böyleyken kafirler hala Rablerine başkalarını eşit sayıyorlar. Sizi çamurdan yaratan, sonra size bir ecel takdir eden O'dur. Tayin edilen bir ecel de kıyamet zamanı O'nun katındadır. Sonra bir de şüphe ediyorsunuz. O, göklerde de, yerde de tek Allah'tır. Sizin gizlinizi, açığınızı, ne kazanacağınızı bilir. Onlara Rablerinin ayetlerinden hiçbir ayet gelmez ki ondan yüz çevirmesinler. Hak kendilerine gelince onu yalanladılar. Alaya aldıkları şeyin haberi yakında kendilerine gelecektir. Kendilerinden önce nice nesilleri helak ettiğimizi görmediler mi? Yeryüzünde size vermediğimiz imkanları onlara vermiştik. Onlara gökten bol bol yağmur indirmiş, altlarından ırmaklar akıtmıştık. Fakat onları günahlarından dolayı helak ettik ve kendilerinden sonra başka bir nesil yarattık. Eğer sana kağıtta yazılı bir kitap indirmiş olsak da onu elleriyle tutsalardı yine de o kafirler muhakkak ki bu apaçık bir sihirdir derlerdi. Ona bir melek indirilmeli değil miydi dediler. Eğer bir melek indirseydik iş bitirilmiş olurdu. Sonra kendilerine hiç göz açtırılmazdı. Eğer peygamberi biz bir melek yapsaydık yine de onu bir adam şeklinde yapardık. Ve onları yine düştükleri kuşkuya düşürürdük. Senden önce de peygamberlerle alay edilmişti. Fakat onlardan alay edenleri, alay ettikleri şeyi kuşatıverdi. De ki, yeryüzünde dolaşın da yalanlayanların sonu nasıl olmuş görün. De ki, göklerde ve yerde olanlar kimindir? Allah'ındır de. O rahmet etmeyi kendi nefsine yazmıştır. Sizi varlığında asla şüphe olmayan kıyamet gününde toplayacaktır. Ama kendilerini zarara sokanlar inanmazlar. Gecede gündüzde barınan her şey O'nundur. O işitendir, bilendir. De ki, gökleri ve yeri yoktan var eden, besleyen fakat kendisi beslenmeyen Allah'tan başka dost mu tutayım? Ben İslam olanların ilki olmakla emrolundum. De ve sakın Allah'a ortak koşanlardan olma. De ki, eğer Rabbime isyan edersem, büyük bir günün azabından korkarım. O gün kimden azap giderilirse, kuşkusuz Allah ona rahmet etmiştir. İşte apaçık kurtuluş budur. Allah sana bir zarar dokundurursa, onu yine kendisinden başka açacak yoktur. Ve eğer sana bir hayır dokundurursa, kuşkusuz O her şeyi yapabilendir. O kullarının üstünde tam hakimdir. O hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyden haberdardır. De ki, şahitlik yönünden hangi şey daha büyüktür? De ki, Allah benimle sizin aranızda şahittir. Ve bana bu Kur'an vahyolundu ki, onunla hem sizi hem de sizden sonra kendisine ulaşan herkesi uyarayım. Allah'la beraber başka ilahlar olduğuna siz gerçekten şahitlik eder misiniz? De ki, ben buna şahitlik etmem. O ancak ve ancak bir tek ilahtır. Ve gerçekten ben sizin ortak tuttuğunuz şeylerden uzağım de. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, peygamberi kendi oğullarını bildikleri gibi bilirler. Kendilerine yazık edenler var ya, işte onlar iman etmezler. Allah'a iftira ederek yalan uydurandan veya ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim olabilir? Hiç şüphe yok ki zalimler kurtuluşa eremezler. O gün hepsini mahşere toplayacağız. Sonra Allah'a ortak koşanlara, hani nerede o Allah'a ortak saydığınız ortaklarınız diyeceğiz. Sonra onlar, Rabbimiz, Allah'a yemin ederiz ki biz müşriklerden değildik demekten başka bir özür bulamayacaklar. Bak vicdanlarına karşı nasıl yalan söylediler. O uydurdukları putlar da kendilerinden kaybolup gitti. İçlerinden seni dinleyenler de var. Fakat biz onu anlamalarına engel olmak için kalplerinin üstüne örtüler,
kulakların içine de ağırlıklar koyduk. Onlar bütün delilleri görseler bile yine ona inanmazlar. Hatta sana geldiklerinde seninle tartışırlar. Ve o kafirler bu öncekilerin masallarından başka bir şey değildir derler. Onlar insanları Kur'an'a iman etmekten men ederler. Hem de kendileri ondan uzak dururlar. Böylece yalnızca kendilerini mahvediyorlar ama farkında değiller. Onların ateşin üzerinde durdukları zaman ne olurdu dünyaya döndürülseydik, Rabbimizin ayetlerini yalanlamasaydık da müminlerden olsaydık dediklerini bir görsen. Hayır, daha önce gizleyip durdukları karşılarına çıktı da ondan. Yoksa geri çevrilselerdi yine men edildikleri şeyleri yapmaya dönerlerdi. Çünkü onlar yalancıdırlar. Dediler ki, dünya hayatımızdan başka bir hayat yoktur. Biz diriltilecek değiliz. Rablerinin huzurunda durdukları zaman onları bir görsen, Rableri onlara şöyle der, bu bir gerçek değil midir? Onlar da Rabbimize yemin ederiz ki gerçektir derler. Rableri de onlara, öyleyse inkarınız sebebiyle azabı tadın der. Allah'ın huzuruna çıkmayı yalanlayanlar gerçekten hüsrana uğramışlardır. Kıyamet günü ansızın gelince onlar günahlarını sırtlarına yüklenmiş olarak şöyle derler. Dünyada yaptığımız kusurlardan dolayı yazıklar olsun bize. Bakın yüklendikleri günah ne kötüdür. Dünya hayatı eğlence ve oyundan başka bir şey değildir. Ahiret yurduysa Allah'tan korkanlar için daha hayırlıdır. Aklınızı kullanmaz mısınız? Onların söylediklerinin seni üzdüğünü elbette biliyoruz. Onlar aslında seni yalanlamıyorlar. Fakat o zalimler Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Senden önce de peygamberler yalanlanmıştı. Kendilerine yardımımız gelinceye kadar yalanlanmaya ve eziyet olunmaya sabrettiler. Allah'ın sözlerini değiştirecek hiçbir kimse yoktur. Şüphesiz ki sana peygamberlerin haberlerinden bir kısmı gelmiştir. Eğer onların yüz çevirmesi sana ağır geldiyse, haydi gücün yetiyorsa yerin içine inebileceğin bir delik ya da göğe çıkabileceğin bir merdiven ara ki onlara bir mucize getiresin. Allah dileseydi elbette onları hidayet üzerinde toplardı. O halde cahillerden olma. Daveti ancak dinleyenler kabul ederler. Ölülere gelince Allah onları diriltir, sonra ona döndürülürler. Dediler ki, ona Rabbinden bir mucize indirilmeli değil miydi? De ki, şüphesiz ki Allah bir mucize indirmeye kadirdir. Fakat çokları bilmezler. Yeryüzünde yürüyen hiçbir hayvan ve iki kanadıyla uçan hiçbir kuş yoktur ki sizin gibi birer ümmet olmasınlar. Biz bir kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmamışızdır. Sonra hepsi Rablerinin huzurunda toplanırlar. Ayetlerimizi yalanlayanlar, karanlıklar içinde kalmış sağır ve dilsizlerdir. Allah dilediği kimseyi şaşırtır, dilediği kimseyi de doğru yola koyar. De ki kendinizi hiç düşündünüz mü? Allah'ın azabı size gelse veya kıyamet vakti gelse, Allah'tan başkasına mı yalvarırsınız? Eğer sözünde doğru kimselerdenseniz cevap verin. Hayır, yalnız o Allah'a yalvarırsınız. O da dilerse kaldırmasını istediğiniz belayı kaldırır ve o zaman ortak koştuğunuz şeyleri unutursunuz. Şüphesiz ki senden önceki ümmetlere de peygamberler gönderdik. Bize yalvarsınlar diye onları darlık ve sıkıntıyla yakalayıp cezalandırdık. Hiç olmasa kendilerine baskınımız geldiği zaman olsun yalvarmalı değiller miydi? Fakat kalpleri katılaştı ve şeytan yaptıklarını kendilerine güzel gösterdi. Kendilerine hatırlatılanları unuttuklarında onlara her şeyin kapısını açtık. Nihayet kendilerine verilen o nimetlerle sevinip zevke dalınca onları azabımızla ansızın yakalayıverdik. Hemen ümitsizliğe kapılıp şaşkına döndüler. Böylece zulmeden kavmin kökü kesildi. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. De ki, söyleyin bakalım, eğer Allah kulaklarınızı ve gözlerinizi alır da kalplerinize mühür vurursa
Allah'tan başka onları size getirecek Tanrı kimdir? Dikkat et, ayetlerimizi nasıl türlü türlü açıklıyoruz. Sonra da onlar yüz çeviriyorlar. De ki, söyler misiniz bana, size Allah'ın azabı ansızın veya açıkça gelirse, zalim toplumdan başkası mı helak olur? Biz peygamberleri ancak rahmetimizin müjdecileri ve azabımızın habercileri olmak üzere göndeririz. Artık kim iman edip durumunu düzeltirse onlara hiç korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır. Ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, yapmakta oldukları fenalıklar yüzünden onlara azap dokunacaktır. De ki, size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Gaybı da bilmiyorum. Ve size ben bir meleğim de demiyorum. Ben sadece bana vahyolunana uyuyorum. De ki, kör ile gören bir olur mu? Hiç düşünmez misiniz? Rablerinin huzurunda toplanacaklarından korkanları Kur'an ile uyar. Onlar için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir şefaatçi vardır. Gerekir ki Allah'tan korkarlar. Sırf Allah'ın rızasını dileyerek sabah akşam Rablerine dua edenleri huzurundan kovma. Onların hesabından sen sorumlu değilsin. Onlar da senin hesabından sorumlu değiller. Onları yanından kovduğun takdirde zalimlerden olursun. Biz onlardan kimini kimi ile Allah aramızdan bunlara mı lütfunu layık gördü desinler diye işte böyle imtihan ettik. Allah şükredenleri daha iyi bilen değil midir? Ayetlerimize inananlar sana geldikleri zaman onlara şöyle söyle. Selam olsun size. Rabbiniz rahmeti kendi üzerine yazdı. Sizden her kim bilmeyerek bir kötülük işleyip de sonra arkasından tevbe eder, kendini düzeltirse muhakkak ki o bağışlayan, esirgeyendir. Suçluların tuttuğu yol açığa çıksın diye ayetleri işte böyle genişçe açıklıyoruz. De ki, şüphesiz ki bana Allah'tan başka yalvardıklarınıza ibadet etmem yasaklandı. De ki, sizin çarpık isteklerinize uymayacağım. Eğer uyarsam o zaman sapıtmış olur, doğru yolda gidenlerden olmamış olurum. De ki, ben Rabbimden apaçık bir delile dayanmaktayım. Sizse onu yalanladınız. O çabuk gelmesini istediğiniz azap benim elimde değildir. Hüküm ancak Allah'a aittir. Gerçeği O anlatır ve O hakkı batıldan ayırt edenlerin en hayırlısıdır. De ki, sizin çabuk gelmesini istediğiniz azap benim elimde olsaydı, benimle sizin aranızdaki durum herhalde sonuçlanmış olurdu. Allah zulmedenleri en iyi bilendir. Gaybın anahtarları O'nun katındadır. Onları O'ndan başkası bilmez. Karada ve denizde olanları O bilir. Ve bir yaprak düşmez ki O'nu O bilmesin. Ne toprağın karanlıklarında bir tane, ne de kuru ve yaş hiçbir şey yoktur ki O her şeyi açıklayan kitapta bulunmasın. Sizi geceleyin ölü gibi uyutan, gündüzün ne yaptıklarınızı bilen, sonra ölüm anı gelinceye kadar gündüzleri sizi uyandırıp kaldıran O'dur. Sonunda da dönüşünüz ancak O'nadır. Sonra bütün yaptıklarınızı size O haber verecektir. O, kulları üzerinde hükümranlığı sürdürür ve size koruyucular gönderir. Sonunda sizden birinize ölüm geldiği vakit, elçilerimiz hiç eksiklik yapmadan onun canını alırlar. Sonra da gerçek mevlalarına döndürülürler. Dikkatli olun, hüküm ancak O'nundur ve O, hesap görenlerin en süratlisidir. De ki, bizi bu tehlikeden kurtarırsa elbette şükredenlerden olacağız diye gizli ve aşikar O'na yalvarıp dururken, karanın ve denizin karanlıklarından sizi kim kurtarır? De ki, Allah sizi O'ndan ve bütün sıkıntılardan kurtarır. Sonra da siz yine ortak koşarsınız. De ki, O'nun üstünüzden ve ayaklarınızın altından azap göndermeye yahut sizi fırkalara ayırıp kiminizin kiminize hıncını tattırmaya gücü yeter. Bak ayetlerimizi nasıl inceden inceye açıklıyoruz ki onlar iyice anlasınlar. Kavmin o Kur'an'ı yalan saydı. Halbuki o gerçektir. De ki, ben sizin vekiliniz değilim. Her haberin kararlaştırılmış bir zamanı vardır. Siz de onu yakında bileceksiniz.
Ayetlerimiz hakkında münasebetsizliğe dalanları gördüğün zaman hemen onlardan uzaklaş ki ondan başka söze dalsınlar. Eğer şeytan bunu sana unutturursa hatırladıktan sonra hemen kalk, o zalimler topluluğuyla oturma. Allah'tan korkanlara o zalimlerin hesabından bir sorumluluk yoktur. Fakat bu bir hatırlatmadır. Gerekir ki sakınırlar. Dinlerini bir oyun ve bir eğlence edinen ve kendilerini dünya hayatının aldattığı kimseleri bırak ve hiçbir kimsenin kazandığı şey yüzünden kendisini helake atmamasını, kendisi için Allah'tan başka hiçbir dost ve hiçbir şefaatçi bulunmadığını Kur'an ile hatırlat. O azaptan kurtulmak için bütün varını feda etse kendisinden alınmaz. Onlar kazandıkları şey yüzünden helake uğratılmışlardır. Onlar için inkar ettiklerinden dolayı kaynar bir içecek ve can yakıcı bir azap vardır. De ki, biz Allah'ı bırakıp da bize fayda veya zarar vermeyen şeylere mi yalvaralım? Allah bizi doğru yola kavuşturduktan sonra ardımıza mı dönelim? Arkadaşları bize gel diye doğru yola çağırdıkları halde yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşıp şeytanların ayartarak uçuruma çektikleri ahmak gibi mi olalım? De ki Allah'ın gösterdiği yol yegane doğru yoldur. Bize bütün alemlerin Rabbine teslim olmamız emrolundu. Bize namazı dosdoğru kılın, Allah'a karşı gelmekten sakının diye emredildi. Toplanacağınız yer O'nun huzurudur. Gökleri ve yeri yerli yerince yaratan O'dur. Bir şeye ol dediği gün hemen oluverir. O'nun sözü haktır. Sura üfürüldüğü günde mülk ancak O'nundur. O gizliyi ve açığı bilendir. O hikmet sahibi her şeyden haberdardır. İbrahim babası Azer'e demişti ki, sen putları tanrı mı ediniyorsun? Doğrusu ben seni ve kavmini açık bir sapıklık içinde görüyorum. Böylece biz İbrahim'e göklerin ve yerin melakütünü, muhteşem varlıklarını gösteriyorduk ki kesin inananlardan olsun. Üzerine gece bastırınca bir yıldız gördü. Rabbim budur dedi. Yıldız batınca da ben batanları sevmem dedi. Ayı doğarken gördü. Rabbim budur dedi. O da batınca yemin ederim ki Rabbim bana doğru yolu göstermeseydi elbette sapıklığa düşen topluluktan olurdum dedi. Güneşi doğarken görünce Rabbim budur. Bu hepsinden büyük dedi. O da batınca dedi ki ey kavmim, ben sizin Allah'a ortak koştuğunuz şeylerden uzağım. Ben yüzümü tamamen gökleri ve yeri yoktan var edene çevirdim. Ve artık ben asla Allah'a ortak koşanlardan değilim. Kavmi onunla tartışmaya başladı. O da onlara dedi ki, beni doğru yola eriştirdiği halde Allah hakkında benimle mücadele mi ediyorsunuz? Ona ortak koştuklarınızdan hiç korkmuyorum. Ancak Rabbimin dilediği şey hariç. Rabbim ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. Hiç düşünmez misiniz? Hakkında hiçbir delil indirmediği halde siz Allah'a ortak koşmaktan korkmuyorsunuz da ben sizin ortak koştuklarınızdan nasıl korkarım? Eğer bilirseniz söyleyin, bu iki topluluktan hangisi güven içinde olmaya daha layıktır? İman edenler ve imanlarını zulüm ile karıştırmayanlar işte güven onlarındır ve doğru yolu bulanlar da onlardır. İşte bunlar kavmine karşı İbrahim'e verdiğimiz delillerimizdir. Dilediğimizi derecelerle yükseltiriz. Muhakkak Rabbin hikmet sahibidir, bilendir. Biz ona İshak'ı ve Yakub'u da hediye ettik. Hepsine de doğru yolu gösterdik. Nitekim daha önce Nuh'a ve onun soyundan Davud'a, Süleyman'a, Eyyub'a, Yusuf'a, Musa'ya ve Harun'a da yol göstermiştik. Biz güzel davrananlara böyle karşılık veririz. Zekeriya, Yahya, İsa ve İlyas'a da hidayet ettik. Hepsi de salih kullarımızdandı. İsmail, Elyesa, Yunus ve Lut'u da hidayete erdirdik. Hepsini alemlere üstün kıldık. Babalarından, çocuklarından ve kardeşlerinden bazılarını da üstün kıldık. Onları seçtik ve doğru yola ilettik. İşte bu Allah'ın doğru yoludur. Kullarından dilediğini o doğru yola iletir. Eğer onlar Allah'a ortak koşsalardı,
yaptıkları bütün amelleri boşa giderdi. İşte onlar kendilerine kitap, hüküm ve hikmet, hükümranlık ve peygamberlik verdiğimiz kimselerdir. Bunlar ona inanmayacak olurlarsa, yerlerine onu tanımamazlık etmeyecek bir toplum getiririz. Bunlar Allah'ın hidayet ettiği kimselerdir. Sen de onların hidayetine uy. De ki, ben ona karşılık sizden bir ücret istemiyorum. O sadece bütün alemlere bir öğüttür. Onlar Allah insanlara hiçbir şey göndermemiştir demekle Allah'ı gereği gibi tanıyamadılar. De ki, Musa'nın insanlara aydınlık ve hidayet olmak üzere getirdiği, sizin parça parça kağıtlara çevirdiğiniz, bir kısmını belli ettiğiniz, birçoğunu da gizlediğiniz, sizinle babalarınızın sayesinde bilmediğiniz birçok şeyleri öğrendiğiniz kitabı kim gönderdi? Onlara karşı sen Allah de. Sonra onları bırak, boş laflara dalarak oynasınlar. Bu kitap, Kur'an kendinden önceki kitapları tasdik eden şehirler anası Mekke halkını ve çevresindeki bütün insanlığı uyarman için indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Ahiret gününe iman edenler bu kitaba da iman ederler ve onlar namazlarına da devamlıdırlar. Allah'a karşı yalan uyduran yahut kendisine hiçbir şey vahyolunmadığı halde bana vahyedildi diyen ve Allah'ın indirdiği gibi bir kitap da ben indireceğim diye iddiada bulunandan daha zalim kim olabilir? O zalimlerin halini ölüm şiddeti içindeyken bir görsen, melekler onlara ellerini uzatırlar ve ruhunuzu teslim edin. Bugün Allah'a karşı haksız şeyler söylediğinizden ve onun ayetlerine karşı böbürlenmenizden dolayı alçaltıcı bir azapla cezalandırılacaksınız derler. Bugün sizi ilk defa yarattığımız zamanki gibi yapayalnız huzurumuza geldiniz. Size verdiğimiz her şeyi arkanızda bıraktınız. Allah'ın size göre ortağı olduklarını iddia ederek yardımlarına, şefaatlerine güvendiğiniz ortakları yanınızda görmüyoruz. Aranızdaki bütün bağlar artık kesilmiş, güvendiklerinizin hepsi kaybolup gitmiştir. Şüphesiz ki taneleri ve çekirdekleri yaran Allah'tır. O, ölüden diriyi çıkarır, diriden de ölüyü çıkaran O'dur. İşte Allah budur. O halde nasıl yüz çevirirsiniz? Karanlığı yarıp tan yerini ağırtan O'dur. Geceyi dinlenmek için, güneşi, ayı vakitlerinizi hesaplamak için yaratmıştır. İşte bu, her şeye galip gelen ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir. Kara ve denizin karanlıklarınızda yolunuzu bulasınız diye yıldızları sizin için yaratan O'dur. Şüphesiz biz, bilen bir toplum için ayetleri geniş bir şekilde açıkladık. Sizi bir tek candan yaratan O'dur. Sonra sizin için bir karar yeri, bir de emanet yeri vardır. Biz ayetlerimizi anlayan bir toplum için apaçık beyan ettik. Gökten suyu indiren O'dur. Onunla her çeşit bitkiyi çıkardık. O bitkiden bir yeşillik çıkardık. Ondan da birbiri üzerine binmiş taneler, hurmanın tomurcuğundan sarkan salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri çıkarıyoruz. Bunların kimi birbirine benzer, kimi benzemez. Bunlar meyvelendikleri zaman meyvelerinin olgunlaşmasına bakın. Bunlarda inanan bir toplum için ibretler vardır. Onlar Allah'a cinlerden de ortak koştular. Halbuki onları yaratan O'dur. Bilgileri olmadan O'na oğullar, kızlar uydurdular. O'nun şanı onların uydurdukları sıfatlardan münezzeh ve yücedir. Gökleri ve yeri yoktan var eden O'dur. Eşi de olmadığı halde nasıl olur da çocuğu olur? Her şeyi yaratan O'dur ve O her şeyi bilendir. İşte Rabbiniz Allah bu. Ondan başka ilah yoktur. O her şeyin yaratanıdır. Ona kulluk edin. O her şeye vekildir. Gözler onu göremez. O ise bütün gözleri görür. O lütuf sahibidir. Her şeyden haberlidir. Muhakkak ki size Rabbinizden basiretler, kalp gözleri geldi. Artık kim hakkı görürse faydası kendisine, kim de körlük ederse zararı kendisinedir. Ben sizin bekçiniz değilim.
İşte böylece ayetleri türlü türlü çevirip açıklıyoruz ki onlar sana sen bunları bir yerlerden okuyup öğrenmişsin desinler ve bilen bir toplum içinde onu iyice beyan edelim. Rabbinden sana vahyedilene uy. Ondan başka ilah yoktur. Ortak koşanlardan da yüz çevir. Allah dileseydi ortak koşmazlardı. Biz seni onlar üzerine bekçi yapmadık. Sen onlara vekil de değilsin. Onların Allah'tan başka yalvardıklarına sövmeyin ki onlar da bilmeyerek sınırı aşıp Allah'a sövmesinler. Biz her ümmeti yaptıkları işi böyle süslü gösterdik. Sonunda dönüşleri Rabbinedir. O onlara ne yaptıklarını haber verir. Müşrikler kendilerine bir mucize gelirse ona mutlaka iman edeceklerine dair en ağır yeminleriyle Allah'a yemin ettiler. De ki, mucizeler ancak Allah katındandır. Onlara mucizeler geldiğinde de iman etmeyeceklerini siz nereden bileceksiniz? Biz onların kalplerini ve gözlerini çeviririz de onlar ilkin iman ettikleri gibi yine de iman etmezler. Biz de onları taşkınlıkları içerisinde kör ve şaşkın bırakırız. Eğer biz onlara melekleri indirseydik, ölüler de kendileriyle konuşsaydı ve her şeyi toplayıp karşılarına getirseydik, Allah'ın diledikleri hariç yine de inanacak değillerdi. Fakat çokları bunu bilmezler. Biz böylece her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman yaptık. Bunlar birbirini aldatmak için süslü sözlerle vesvese verirler. Rabbin dileseydi onu yapamazlardı. Artık onları iftiralarıyla baş başa bırak. Bir de ahirete iman etmeyenlerin kalpleri o yaldızlı söze kansın, ondan hoşlansın ve işledikleri suçları işlemeye devam etsinler diye böyle yaparlar. Allah size kitabı, Kur'an'ı açıklanmış olarak indirdiği halde ondan başka bir hakem mi arayayım? Kendilerine kitap verdiklerimiz o Kur'an'ın gerçekten Rabbin katından hak olarak indirilmiş olduğunu bilirler. O halde sakın şüphe edenlerden olma. Rabbinin sözü hem doğrulukça hem de adaletçe tamamlanmıştır. Onun sözlerini değiştirebilecek hiç kimse yoktur. O işitendir, bilendir. Eğer yeryüzündekilerin çoğunluğuna uyarsan seni Allah yolundan saptırırlar. Çünkü onlar sadece zanna uyarlar ve saçmalarlar. Şüphesiz ki Rabbin yolundan kimlerin saptığını çok iyi bilir. O doğru yolda olanları da çok iyi bilir. Eğer Allah'ın ayetlerine iman ediyorsanız Allah'ın adı anılarak kesilen hayvanlardan yiyin. Size ne oluyor da Allah'ın adı anılarak kesilenlerden yemiyorsunuz? Halbuki o size mecbur kalmanızın dışında haram olan şeyleri genişçe açıklamıştır. Doğrusu birçokları bilmeden keyiflerine uyarak insanları doğru yoldan saptırıyorlar. Muhakkak ki Rabbin sınırı aşanları çok iyi bilir. Günahın açığını da gizlisini de bırakın. Günah kazananlar yaptıklarının cezasını çekecekler. Üzerlerine Allah'ın ismi anılmamış olanlardan yemeyin. Çünkü onu yemek yoldan çıkmaktır. Şeytanlar dostlarına sizinle mücadele etmeleri için telkinde bulunurlar. Eğer onlara uyarsanız muhakkak ki Allah'a ortak koşanlardan olursunuz. Ölüyken hidayetle dirilttiğimiz, kendisine insanlar arasında yürüyecek bir nur verdiğimiz kimse, karanlıklar içinde kalıp ondan çıkamayan kimse gibi olur mu? Fakat kafirlere yaptıkları böyle süslü gösterilir. Böylece her kentte ileri gelenleri oranın suçluları yaptık ki orada hileler çevirsinler. Halbuki bunlar kötülüğü başkasına değil kendilerine yapıyorlar da farkına varmıyorlar. Onlara bir ayet geldiği zaman Allah'ın peygamberlerine verilenin aynısını bize de verilmedikçe iman etmeyiz derler. Allah peygamberliğini kime vereceğini daha iyi bilir. Suçlu olanlara yaptıkları hilelerden dolayı Allah katından bir zillet ve şiddetli bir azap erişecektir. Allah kimi hidayete erdirmek isterse onun gönlünü İslam'a açar.
Kimi de saptırmak isterse sanki göğe yükseliyormuş gibi göğsünü dar ve sıkıntılı yapar. Allah inanmayanları işte böyle pislik içinde bırakır. İşte Rabbinin doğru yolu budur. Şüphesiz biz hatırlayıp ibret alan bir kavim için ayetleri geniş bir şekilde açıkladık. Onlar için Rableri katında selamet yurdu vardır. Yaptıkları iyi amellerden dolayı Allah onların dostudur. Allah onların hepsini topladığı gün cinlere ey cin topluluğu, insanların çoğunu yoldan çıkardınız der. İnsanlardan cinlerin dostu olanlar da şöyle derler. Rabbimiz, biz birbirimizden faydalandık. Nihayet bize tayin ettiğiniz vademize ulaştık. Allah da sizin durağınız cehennemdir. Orada Allah'ın dilemesi müstesna, ebedi olarak kalacaksınız der. Şüphesiz Rabbin hikmet sahibidir. Her şeyi bilendir. İşte biz böylece kazandıkları günahlardan dolayı zalimlerin bir kısmını diğer bir kısmına dost yaparız. Allah, ey cin ve insan topluluğu, içinizden size ayetlerimi anlatan ve bugününüze kavuşacağınız hususunda sizi uyaran peygamberler gelmedi deyince, onlar kendi aleyhimize şahidiz derler. Dünya hayatı onları aldattı ve kendilerinin kafir olduklarına şahitlik ettiler. Bu şundan dolayıdır ki, Rabbin halkı habersizken ülkeleri zulüm ile helak edici değildir. Her birinin yaptıklarına göre dereceleri vardır. Rabbin onların yaptıklarından habersiz değildir. Rabbin hiçbir şeye muhtaç değildir. Merhamet sahibidir. Sizi başka bir kavmin soyundan getirdiği gibi, dilerse sizi de yok edip, sizden sonra yerinize dilediğini getirir. Size vaat edilenler muhakkak gelecektir. Siz onun önüne geçemezsiniz. De ki ey kavmim, gücünüz yettiğince yapacağınızı yapın. Ben de yapıyorum. Yakında dünya yurdunun sonunun kimin olduğunu bileceksiniz. Muhakkak zalimler kurtuluşa eremezler. Allah'ın yarattığı ekin ve hayvanlardan Allah'a bir hisse ayırmak da ve kendilerince bu Allah'a ait, şu da ortaklarımıza ait demektedirler. Ortakları için olan hisse Allah'a ulaşmamakta. Fakat Allah'a ayrılan hisse ortaklarına ulaşmaktadır. Verdikleri hüküm ne kötüdür. Yine ortakları müşriklerden çoğuna evlatlarını öldürmeyi güzel gösterdi ki hem kendilerini mahvetsinler hem de dinlerini karıştırıp bozsunlar. Allah dileseydi bunu yapamazlardı. O halde onları uydurduklarıyla baş başa bırak. Zanlarınca dediler ki, bunlar dokunulmaz hayvanlar ve ekinlerdir. Bunları bizim dilediğimizden başkası yiyemez. Bunlarda sırtına binilmesi yasaklanmış hayvanlar, bir kısım hayvanları da üzerlerine Allah'ın adını anmadan boğazlarlar. Bütün bunları Allah'a iftira ederek yaparlar. Allah onları iftiralarıyla cezalandıracaktır. Dediler ki, bu hayvanların karınlarındakiler sadece erkeklerimize ait olup kadınlarımıza haramdır. Eğer ölü doğarsa o zaman hepsi onda ortaktır. Bu nitelemelerinden dolayı Allah onların cezasını verecektir. Çünkü O hikmet sahibidir, her şeyi bilendir. Bilgisizlik yüzünden beyinsizce çocuklarını öldürenler ve Allah'ın kendilerine verdiği rızkı Allah'a iftira ederek haram kılanlar muhakkak ki ziyana uğradılar. Bunlar doğru yoldan sapmışlardır. Hidayete erecek de değillerdir. Asmalı ve asmasız üzüm bahçeleri, hurmaları, ürünleri çeşit çeşit ekinleri, zeytinleri ve narları birbirine benzer ve benzemez biçimde yaratan O'dur. Her biri meyve verince meyvesinden yiyin. Hasat günü de hakkını, zekat ve sadakasını verin. Ama ısraf etmeyin. Çünkü O ısraf edenleri sevmez. Hayvanlardan da çeşit çeşit yarattı. Kimi yük taşır, kiminin yününden döşek yapılır. Allah'ın size verdiği rızıktan yiyin ve şeytanın adımlarına uymayın. Peşinden gitmeyin. Çünkü O sizin için apaçık bir düşmandır. 8 çift koyundan 2, keçiden 2. De ki, Allah 2 erkeğe mi haram kıldı, yoksa 2 dişiyi mi? Ya da 2 dişinin rahimlerinde bulunan yavruları mı? Eğer doğruysanız,
bana ilimle haber verin. Ve deveden iki, sığırdan iki. De ki, Allah iki erkeğe mi haram kıldı, yoksa iki dişiyi mi? Ya da iki dişinin rahimlerinde bulunan yavruları mı? Yoksa Allah'ın size böyle vasiyet ettiğine şahitler mi oldunuz? Onun yanında mıydınız? Böyle hiçbir bilgiye dayanmadan insanları saptırmak için Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kim olabilir? Şüphesiz Allah o zalimler topluluğunu doğru yola iletmez. De ki, bana vahyolunan da bu haram dediklerinizi yiyen kimse için haram edilmiş bir şey bulamıyorum. Ancak leş veya akıtılmış kan yahut domuz eti ki bu gerçekten pistir yahut Allah'tan başkası adına kesilmiş bir hayvan olursa bunlar haramdır. Ama kim çaresiz kalırsa başkasının hakkına tecavüz etmemek ve zaruret sınırını aşmamak üzere bunlardan yiyebilir. Çünkü Rabbin çok bağışlayandır, merhamet edendir. Yahudilere bütün tırnaklı hayvanları haram kıldık. Sırtlarında yahut bağırsaklarında bulunan ya da kemiğe karışan yağlar dışında. Sığır ve koyunun da yağlarını onlara haram ettik. Saldırganlıkları yüzünden onları böyle cezalandırdık. Biz elbette doğru söyleyenleriz. Eğer seni yalanladılarsa de ki Rabbiniz geniş rahmet sahibidir. Bununla beraber onun azabı da suçlu toplumdan geri çevrilmez. Allah'a ortak koşanlar diyecekler ki, Allah dileseydi ne biz ortak koşardık ne de atalarımız ortak koşardı. Hiçbir şeyi de haram kılmazdık. Onlardan önce yalanlayanlar da böyle söylemişlerdi de sonunda azabımızı tatmışlardı. De ki, yanınızda bize çağırabileceğiniz bir bilgi mi var? Siz sadece zanna uyuyorsunuz ve siz sadece saçmalıyorsunuz. De ki, en kesin, en üstün delil Allah'ındır. Allah isteseydi elbette hepinizi doğru yola iletirdi. De ki, haydi Allah bunu yasak etti diye tanıklık edecek şahitlerinizi getirin. Eğer onlar şahitlik ederlerse sen onlarla beraber şahitlik etme. Ayetlerimi yalanlayanların ve ahirete inanmayanların keyiflerine uyma. Çünkü onlar Rablerine başkasını denk tutuyorlar. De ki, Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya iyilik edin. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Sizin de onların da rızkını biz veriyoruz. Kötülüklerin açığını da gizlisini de yaklaşmayın. Haksız yere Allah'ın haram kıldığı cana kıymayın. Düşünesiniz diye Allah size bunları emretti. Yetimin malına yaklaşmayın. Yalnız erginlik çağına erişinceye kadar malına en güzel biçimde yaklaşabilir ve uygun şekilde harcayabilirsiniz. Ölçüyü ve tartıyı tam adaletle yapın. Biz kimseye gücünün yettiğinden fazlasını teklif etmeyiz. Söylediğiniz zamanda yakınınız da olsa adil olun ve Allah'a verdiğiniz sözü tutun. Öğüt alıp düşünesiniz diye Allah bunları size emretmiştir. İşte benim doğru yolum budur. Ona uyun. Sizi onun yolundan ayıracak başka yollara uymayın. Azabından korunmanız için Allah size böyle tavsiye etmiştir. Sonra iyilik edenlere nimetimizi tamamlamak, her şeyi açıklamak ve doğru yola iletici ve rahmet olmak üzere Musa'ya kitabı verdik ki Rablerinin huzuruna varacaklarına inansınlar. İşte bu Kur'an da mübarek bir kitaptır. Onu biz indirdik. Ona uyun ve Allah'tan korkun ki size rahmet edilsin. Onu size indirdik ki kitap sadece bizden önceki iki topluluğa, Yahudi ve Hristiyanlara indirildi. Bizse onların okumasından habersizdik. O kitapları okuyamıyor ve dillerini anlamıyorduk demeyesiniz. Yahut eğer bize kitap indirilseydi biz onlardan daha çok doğru yolda olurduk demeyesiniz. İşte size de Rabbinizden açık delil, hidayet ve rahmet geldi. Allah'ın ayetlerini yalanlayıp onlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Ayetlerimizden yüz çevirenleri, yüz çevirmeleri sebebiyle azabın en kötüsüyle cezalandıracağız. İnanmak için ille meleklerin gelmesini yahut Rabbinin gelmesini ya da Rabbinin bazı ayetlerinin gelmesini mi bekliyorlar?
Ama Rabbinin azap işaretlerinin geldiği gün daha önce iman etmemiş yahut imanında bir hayır kazanmamış kimseye artık inanması bir fayda sağlamaz. De ki, bekleyin, biz de beklemekteyiz. Dinlerini parça parça edip grup grup olanlar var ya, senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur. Onların işi Allah'a kalmıştır. Sonra Allah onlara yaptıklarını haber verecektir. Kim iyilik getirirse ona o getirdiğinin 10 katı vardır. Kim kötülük getirirse sadece onun dengiyle cezalandırılır. Onlar haksızlığa uğratılmazlar. De ki, Rabbim beni doğru yola iletti. Dosdoğru dine, Allah'ı birleyen İbrahim'in dinine. O ortak koşanlardan değildi. De ki, benim namazım, ibadetim, hayatım ve ölümüm hep alemlerin Rabbi Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana böyle emrolundu ve ben Müslümanların ilkiyim. De ki, Allah her şeyin Rabbi iken ben ondan başka Rab mi arayayım? Herkesin kazandığı yalnız kendisine aittir. Kendi günah yükünü taşıyan hiç kimse bir başkasının günah yükünü taşımaz. Sonra dönüşünüz Rabbinizedir. O ayrılığa düştüğünüz gerçeği size haber verecektir. Sizi yeryüzünün halifeleri yapan, size verdiği şeylerde sizi denemek için kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan O'dur. Şüphesiz Rabbin cezası çabuk olandır ve O bağışlayan, esirgeyendir. Sadakallahu lansin.